Evet, değerli Karantina TV izleyicileri, Bir Dünya Gündemi programında yine birlikteyiz. Bugün önemli konuklarım var. Öyle pek ya, bazen toplumlarda bu tür konuları değerlendirmiyorlar. Toplum biraz duyarsız da kalıyor ama önemli bilgilere sahip gerçekten ve toplumu aydınlatan bilgiler veren bağımsız hayvan özgürlüğü aktivisti Sayın Arzu Serter ve bağımsız araştırmacı gazeteci Pınar Demircan ile birlikte olacağız Dünya Gündemi'nde. Efendim hoş geldiniz her ikinize. Hoş bulduk. Yani biraz sonra çok ayrıntılı bir şekilde tartışacağız, konuşacağız. Ama daha önce ben bir dünyaya böyle bir dünya gündemini sunacağım. Bir yani seyir yapacağız dünyaya doğru. Dünyada neler oluyor? Ona bakacağız. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, bugün itibariyle koronavirüs vakaları 6.467.333, bu saat 8.46 itibariyle verilen rakamlar. Ölümler dünyada 382.766, kurtarılan insan sayısı 3.078.403. Bu da bir biçimiyle belli. Evet, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri yine bir numara. Toplam ölüm sayısı 108.059 ve 1.881.205 toplam vaka var. Kurtarılan insan sayısı da 645.974 ve bu böyle devam ediyor. Tabii bu rakamlar kesin mi diye sorarsanız bana göre kesin olmadığını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten özellikle Türkiye'de de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar var. Aynı şekilde Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamalar var. Bu açıklamalara göre de çok net olmuyor. Hele hele Ahmet Saltık Hoca'nın, Profesör Ahmet Saltık Hoca'nın ifadelerini dinlerseniz, ki bana göre doğru söylüyor. Yani bugünkü alınan önlemler, işte tekrar normal hayata geçme, tabii önemli ve sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani bu, ben de onun gibi düşünüyorum, onu da söylemiş olayım. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu maskeli oturumla yeniden toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren, 16 Nisan'da ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeniden toplandı. Maske takan milletvekillerinin ilk gündem maddesi bekçilerin yetkilerinin verilen kanun teklifi oldu. Biraz garip ama öyle, yani bu kadar da net. Bunların arasında bir de gündem dışı söz alan ve önemli bir nokta olduğunu düşündüğüm milletvekillerinden Cumhuriyet Halk Partili Kadim Durmaz, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin toplam 130 milyar lira borcu bulunduğunu, bu borçların ertelenmesi veya çiftçiye yeni kredi verilmesi yerine bu borçların tamamen silinmesi için tüm partilerin ortak karar almalarını talep etti. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Türkiye'de bireysel silahlanma, şiddet artıyor. Türkiye'de son dönemlerde şiddet olayları ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri bireysel silahlanma ve şiddet olaylarında artışa dikkat çekerek buna karşı önleyici adımlar atılmasını istediler, talep ettiler. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi psikiyatri uzmanı Doktor Ayhan Akça'nın Türkiye'de 20 milyon üzerinde silah bulunduğunu, bu silahların %90'ının ise ruhsatsız olduğunu söylüyor. Tabii İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre de 2014-2019 yıllarında 188.425 olayda ateşli silah kullanılmış. Yani düzenlemeler teşvik ediliyor diyor. Mehmet Tüm var, Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26. dönem milletvekili. Mehmet Tüm ise ateşli, özellikle son dönemde silahlara yönelik düzenlemelerin silah alımını teşvik ettiği ifade ediyor. 2017-17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesinin ardından CHP'nin meclise verdiği bireysel silahlanmanın boyutunun araştırılması önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedilmişti. Evet, silahlanmaya, Mehmet Tüm diyor ki silahlanmaya karşı tüm dünya artık daha fazla bilinçli. Bir Türkiye'de vahim bir olayla karşı karşıyayız açıklamasını buluyor ve özellikle de kayıp silah sayısının 2014-2017 arasında %720 arttığını da ifade ediyor. Evet, Barolar Birliği gerçekten Metin Feyzoğlu gündemde. Dün bir Barolar Birliği, evet, bir araya geldiler. Barolar iktidarın yasa değişikliği girişimine karşı yol haritasını belirledi. Milletvekilleri ve parti yöneticileriyle görüşerek itiraz etmelerini ilettiler Barolar ve çoklu bara ülkeyi temelden böler askıya alın çağrısında bulundu Barolar Birliği. Tabii bu arada o toplantıya, özellikle Barolar Birliği'nin toplantısına Metin Feyzoğlu da katıldı. Ama Metin Feyzoğlu evvelce yok, ben bu ortak bildiriyi imzalamam dediğini de biliyoruz. Ama daha sonra da ortak bildiriyi imza atacağını ifade etti. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerine yönelik açıklaması üzerine başlayan tartışma nedeniyle gündemine aldığı barolarla ilgili yasal düzenleme konusundaki çalışmalarında ilerleme kaydetmişler, ilerliyorlar. Ve bugün, yani bugün de özellikle yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunlar görüşülecekmiş.
Vallahi ne yaparlar bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özellikle anayasal kurumlarından bir tanesi Barolar Birliği. Bunu da burada ifade edelim. Baro başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettiler. Özellikle bu kapsamda Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, özellikle CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Engin Özkoç'un yanı sıra tüm illeri, yani özellikle iktidar ve muhalefet partili milletvekilleriyle görüştüler. AKP, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti'nin özellikle yetkilileriyle görüştüler ve anlattılar. Muhalefet partileri destek verdi, ancak işte diğer AKP ve MHP'li milletvekilleri de işte parti liderlerine, parti yetkililerine ulaştıracaklarını söylediler bu sorunu. Tabii bu arada önemli bir konu, bu arada tabii özellikle de baroların şöyle bir açıklamaları var. 24 Şubat 2018'de Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda 10 bin avukatın katılımına bir toplantı yapılmıştı. Bunu örnek gösteriyor barolar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yasanın protesto edilmesi dahil demokratik gösteri ve yürüyüş hakkının kullanacağını da ifade ediyorlar. Evet, geçelim Almanya'ya. Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi, özellikle şeker bayramı nedeniyle. Almanya'nın Göttingen kentinde aileler arası bayram kutlamaları nedeniyle 80 kişi koronavirüse yakalandı, 370 kişi de karantinaya alındı. Göttingen Belediye Başkanı Ralf Jörg Köhler'in açıklaması var. 80 kişinin koronavirüs testinden pozitif çıktığını, vakaların özellikle vakalardaki patlamanın kentin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesinden geldiğini ifade etti. Köhler şeker bayramı sırasında 23 Mayıs tarihinde hijyen ve fiziksel mesafe kurallarının ihlal edildiğini ifade etti. Evet, Lübeck'te özellikle Almanya'da geçen yıl öldürülen, 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübeck ölümünün anıldığı siyasiler aşırı sağla, ırkçılıkla mücadele çağrısı yaptılar. Ve bu konuyla ilgili de özellikle Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in açıklamaları var. Aşırı sağ demokratik devlete karşı en büyük tehdit, ama bizde de çok tehdit var. Özellikle de böyle yobaz kesimin yaptıkları var. Siyasal İslam'ın tehditleri var. Ona karşı kimse bir açıklama yapmıyor. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Almanya'dan ABD'ye özellikle protesto uyarısı var. ABD'de ırkçılık karşıtı gösterileri tırmanan bir gelişme var. Almanya'dan tepki geldi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Floyd'un dehşet verici ve şoka edici bir şekilde yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek barışçı kalmayı sürdürdüğü müddetçe gösterilere izin verilmesi çağrısı yaptı. Özellikle de gazetecilere sert polis müdahalesi yapıldığını ifade ediyor Heiko Maas ve özellikle şunu söylüyor. Gazeteciler görevlerini, bağımsız haberciliği, kendi güvenliklerini tehlikeye girmeden yapabilmelidirler diyor. Demokratik hukuk devleti devletleri basın özgürlüğünün korunmasını en yüksek standartları belirlemelidir açıklamasını yapıyor. Evet, tabii bu arada Alman medyasında da çok ilginç gelişmeler var, açıklamalar var. Neue Osnabrück Zeitung gazetesi Trump'ın toplumun bölünmesini kışkırttığını yazıyor. Yapısal ırkçılık Amerikan toplumundaki her alanı kategorize ediyoruz, karakterize ediyoruz diyor. Minneapolis'te George Floyd belki en güncel örnek, ancak polisin siyahlara karşı uyguladığı şiddetin son kurbanı olmayacak diyor. Başkan ne yapıyor diyor Trump'a ilişkin. Toplumun bölünmesini kışkırtıyor ve çıkan olaylar nedeniyle her zamanki gibi kanıt olmadan solcu antifaşistleri suçluyor yorumunda bulunuyor. Yine Badische Zeitung gazetesinin bir yorumu var. Trump yine ırkçı fikirlerle flört ediyor. Düşman ara, ülkeyi böl, çatışmayı alevlendir. Bu şekilde şiddete son verilmez diyor. Tabii benzerlikler görülüyor bizim ülkemizde de bu yorum. Ifade edilenler diyelim. Yine ABD'ye geçelim. ABD'de protestocular sokağa çıkma yasağına uymadılar ve evet, gerçekten ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal muhafızları göreve çağırın baskısına direnen ve sokaklarda asker konuşlandırılmasına karşı çıkan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da bir açıklaması var. Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden sonra New York'lara seslendi. Herkes evine gitsin, biz de insanlara güvende tutalım açıklamasında bulundu. ABD'nin bazı kentlerinde ise polisler, ilginçtir, polisler diz çökerek göstericilerle dayanışma gösterdi. Göstericiler başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte adalet talebiyle yola çıktılar. Lafayette'deki park yakınlarında göstericiler ve askeri polis birbirinden ayıran telli bariyerler dikkat çekti. Özellikle başkent Washington'da ve o anlarda zaman zaman artan gerginlik dışında protestolar genel olarak barışçıydı. New York'ta da aynı şekilde devam etti. Tabii ABD Savunma Bakanlığı'nın da bir açıklama yaptı. Washington bölgesinde 1600 asker konuşlandırdı. Evet, tabii bu arada ABD'li bir milletvekilinden polis dokunulmazlığına karşı tasarı hazırlığı var.
Bunu da ifade edelim. Yine önemli ama önemli bulduğum bir gelişme. George Floyd'un ölümünü protesto etmek için müzik endüstrisi ve sosyal medya siteleri de harekete geçti. Blackout Tuesday, karartma salı etiketiyle sosyal medyada başlatılan eylem kapsamında müzik şirketleri polisin George Floyd'un diziyle boynuna bastırdığı süre olan 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kaldı. Evet, tabii bu arada ABD'de silah satışları da artmış. Mayıs ayında %80 artmış. Bunu da ifade edelim. Evet, şimdi çok önemli olduğunu düşündüğüm bir gelişme var. Tabii bu insanın kendi verdiği bir karar. George Floyd'u öldüren polis memuru Covid'in eşi boşanma davası açtı. Çok net bir şekilde. Evet, Ali İsmail Korkmaz ölüyorum demişti, hatırlarsınız. Buna rağmen polis bu baskıyla Ali İsmail Korkmaz katledilmişti. Siyah ABD vatandaşı George Floyd'un dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kelly Chauvin boşanma davası açtı. Kelly Chauvin'in 28 Mayıs'ta kocasına 3. derecede cinayet ve 2. derecede ölüme sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı gün kocasını terk ederek mahkemeye başvurduğu da ortaya çıktı. Covid dava dilekçesinde 10 yıllık evliliklerinin kurtarılmasının mümkün olmayan bir noktaya geldiğini belirterek soyadını değiştirmek istediğini belirtti. Nafaka istemedi bu arada. Yani evleri, arabaları, banka hesaplarındaki mevduatlarının payını talep eden Kelly Covid, emlakçı olarak çalıştığı için geliri olduğunu ve nafaka istemediğini de belirtti. Ve özellikle mülteci kampından kaçan Laoslu bir ailenin kızı olan Kelly Covin, George Floyd'un ailesine başsağlığı dilemişti ve bu olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti. Kelly Covin'in ABD'ye yeni gelen Güneydoğu Asyalı mülteci kadına yardım için çalışan bir kuruluşta gönüllü olarak da görev yaptığı da belirtiliyor. Bunu da burada ifade edelim. Evet, tabii Trump kutuplaştırarak seçmenini mobilize ediyor yorumları var. Yani bunlar tabii önemli gelişmeler. Ama tabii bu arada Paris'e geçelim, Fransa'ya. Fransa'da toplanma yasağına rağmen 20 bin kişi polis şiddetini protesto için bir araya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 20 bin kişilik bir grup ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ve 2016'da Fransa'da benzer bir şekilde can veren Adama Traoré'nin için yürüdüğü polis tabii bu özellikle grup adalet yoksa barış da yok, polis her yerde, adalet hiçbir yerde, siyahilerin hayatları da önemlidir gibi sloganlar ve pankartlarla Paris Adalet Sarayı avlusunda toplandılar. Tabii burada sizlerin de bildiği gibi sarı yelekler önemli bir rol oynuyor. Sarı yelekler hareketinden katılımın olması özellikle dikkat çekti. Ve Fransa'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına rağmen 10 kişiden fazla katılımlı etkinliklerin hala yasak olması sebebiyle polis kalabalığa müdahale etmedi. Onu da burada ifade edelim. Ve tabii Traoré'nin de son sözleri nefes alamıyorum olmuştu. Yine aynı Ali İsmail Korkmaz gibi ölüyorum demişti. Bunu da burada ifade edelim. 2016 Temmuz'unda Paris'in kuzeybatısında yer alan Val-d'Oise bölgesinde 24 yaşındaki Adama Traoré jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış. 2 saat sonra da Traoré hayatını kaybetmişti. Yine Avustralya'da da böyle bir gelişme var. ABD ve Fransa'daki siyahi vatandaşların polis şiddeti sonucu ölümüne benzer bir vaka daha yaşanmıştı. 2015 yılında Sydney'deki bir hapishanede 26 yaşındaki aborjin asıllı David Dungay 5 kişilik bir gardiyan ekibi tarafından alıkonulmuş ve olay sonrası mahkum hayatını kaybetmişti. Tabii bunlar iğrenç gelişmeler. Bunu da burada ifade edelim. Evet, tabii bu arada dünya liderleri Floyd'un öldürülmesine ve protestolardaki polis şiddetine tepki gösteriyorlar. Başta Sayın AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı ama kendi ülkesine bakmadan tek adam rejimini sürdürmeye devam ediyor. Ama başka ülkede olursa yani nasıl oluyor diye insan sorusu geliyor. Yani gerçekten bir şey diyorsunuz, tepki gösteriyorsun, tıpkı işte diyorsun ki ırkçılığa karşıdır diyorsun, bizi faşist yaklaşım diyorsun ama senin ülkende de gazetecileri içeri alıyorsun, sokaklarda insanlara baskı uyguluyorsun, yasaları değiştiriyorsun, değiştirmeye çalışıyorsun. Barolar birliğine yöneliyorsun. Bunları da istediğin gibi yapabiliyorsun. Bu da tabii birden kendi kendine soruyorsun. Bu arada tabii bunların arasında yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Bahriyettin Altun da bir açıklama yaptı. Bu da ilginç. Bir de diyor ki basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiği. Yahu şimdi daha yeni alınan Oda TV ile birlikte birçok 7-8 gazeteci içeride. Yani Osman Kavala halen içeride. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıyorsun. Ondan sonra da kalkıyorsun, diyorsun ki basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiği. Bir uygula da görelim. Yani bu yandaş basınla bu işler yürümüyor diyelim.
Ve geçelim. Evet, Avrupa Birliği de yine George Floyd'un açıkla ilişkin bir açıklama yaptı ve özellikle ABD'li makamları aşırı güç kullanımından dolayı diyor geri çekilin diyor. Tabii bu gelişmelerden bir de Facebook'ta nasibini aldığını belirtelim. Özellikle Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in siyahların hakları için mücadele veren gruplar tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımını kaldırmayarak tehlikeli başkanlık paylaşımlarının önünü açtığı gerekçesiyle eleştiri altında. Ve Facebook çalışanlarının bir kısmı da zaten protesto ettiler. Haberi New York Times yaptı. Protesto eyleminin de yüzlerce çalışanın katıldığını söyledi Facebook çalışanların. Bunu da burada ifade edelim. Trump da zaten paylaşımında bu eşkıyalar falan demişti. Eşkıya kim onu görmek lazım. Dünyada eşkıyalık yapan aslında kendisi. Hele bir de benzeri var ki bunu da biliyoruz. Yani toplumda biliyor diye düşünelim. Evet, tabii bu arada Facebook'un bir de kaybı var. Bunu da söyleyelim. Facebook kaybetti. Niye kaybetti? Online terapi firması Talkspace, Facebook'un karar nedeniyle platform ile yürüttüğü ortaklık görüşmelerinden çekildi. Ve dedi ki ırkçılığa ve yalanları teşvik eden bir platformu desteklemeyeceğiz dedi Frank. CNBC'ye yaptığı açıklamada anlaşma gerçekleşseydi Talkspace'in yüz binlerce dolar kazanacağını söylemişti. Yani birlikte iş yapacaklardı. Evet, tabii bu arada son olarak da şunu ifade edelim. Batı'da basın özgürlüğü de bir maziye karışıyor diye tartışmalar var. Biliyorsunuz ABD'de gazetecilere yönelik tavırlar var. Yine Almanya'da tepki gösterdi bu konuda. Kendi gazetecilerinin orada yaralandığını söyledi. Yine Rusya tepki gösterdi. Bu sınır tanımayan gazeteciler birliği temsilcileri de açıklama yaptı. Onlar da tepki gösterdiler. Ama bunu da başka bir şey söyleyelim. Yani bizden o basın özgürlüğü diyorlar ya, Türkiye'de biliyorsunuz sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından hazırlanan 2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasından 154. sırada yer alıyor. Yani son bir yılda 103 gazeteci 108 kez gözaltına alındı. Gazeteciler en az 239 günlüğü gözaltında geçirdi. 28 kişi son bir yılda cezaevine girdi. Özellikle gazeteciler. Bunu da biliyoruz. Yayın yasakları da var. Başta Tele1 olmak üzere. Bir iki, üç, üç tane işte ne bileyim televizyon var ve işte internet siteleri var vesaire. Bunlar da bunlarla ilgileniyorlar ve bize gerçekten baskı yapıyorlar diyelim ve evet konuklarıma geçmek istiyorum. Çok teşekkür ederim beklediğiniz için. Evet, ilk önce bağımsız sayman özgürlüğü aktivisti Sayın Arzu Serter'e dönmek istiyorum. Evet Sayın Arzu Serter, siz hayvan hakları özgürlüğü aktivistisiniz. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsanız Türkiye'de hayvan hakları konusunda ne anlaşılıyor? Gerçekten toplum duyarlı mı? Buyurun söz sizde. Merhaba. Öncelikle bana göre hayvan hakları sadece kedi ve köpek türleriyle sınırlı olamaz. Tüm hayvan türlerini kapsamalıdır. Bu nedenle ben felsefe olarak etik veganlığı seçtim ve etik vegan bir yaşam sürdürüyorum. Türkiye'de yani toplumun genelini düşünerekten hayvan haklarına bakacak olursak ben çok duyarlı olduklarını düşünmüyorum. Bunun da toplumun gelenek, işte görenek, sistem, kapitalizmin artması, hayvanın bir canlı olarak algılanmaması, bir mal statüsünde görülmesi, dolayısıyla hayvanlara uygulanan şiddetin kabahatler kanunuyla karşılığının insana ceza olarak sunulması, yani ceza bir yasa kapsamına alınmaması, bütün bunlardan dolayı ben yani başta sistem olmak üzere ve o bu sistemin yönettiği toplumda dahil olaraktan çok duyarlı olduğumuzu düşünmüyorum. Peki biz Türkiye ve hayvanlara dünyada da böyle, yani sadece Türkiye ile sınırlı değil, bu dünya genelinde bu durum söz duyarlı konusu. olmamak bir yana, yani sizin ifade ettiğiniz biçimiyle, ama peki aynı zamanda barbarlaşıyor muyuz? Yani çok şey dinliyoruz. Ne bileyim örneğin yani kurban bayramları falan filan diye ifade ediyor. Yani bu kurban Evet. bayramlarında yani hayvanları böyle boğazı kesilmiş kaçarken koşarken onu izliyorsunuz. Sokakta işte bir kedinin yakıldığını haberlerde geçiyor. Yani ne Evet. bileyim son derece böyle iğrenç görüntüler ve sadece bir can olarak
bakmıyor muyuz? Yani gerçekten barbarlaşıyor muyuz? Şimdi şöyle, ben barbarlaşmanın yani bugünle sınırlı, yani günümüzle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Yani binlerce yıldır süre gelen bir durum. Yani insanın beyninin, daha doğrusu zeka düzeyinin artmasıyla paralel olarak barbarlık oranının da ben arttığını düşünüyorum. Yani ilk o ilkel zamanlardaki barbarlığı diğer insanın kendi dışındaki canlı türlerine uyguladığı o öldürme olayını o dönemin koşulları ve insan zeka seviyesine bakaraktan yani haklılık payının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamanlar insan o zeka düzeyiyle o ilkel insanlar hani o besin, vahşi doğadaki besin zincirinin dahilindeydiler ve başka bir alternatifleri yoktu. Yani kendinden daha güçsüz olan bir canlıyı yok ederek yaşamını sürdürmek anlamında. Ama bugüne gelecek olursak, yani bugün böyle bir zorunluluk yok. Yani bu barbarlaşmanın, barbarlıkla nitelendirilebilecek uygulamaların gereği yok. Çünkü evrilmiş olan zeka düzeyimizle, beynimizle bu 21. yüzyıl dünyasında, gezegeninde bu gelişmişlikte, bilimsellikte, teknolojide sağlıklı olarak yaşamanın bir hayvan, bir canlı yemeden, bir canlıyı yok etmeden sağlanabileceği çok açık ve net. Bunu bilimsel olarak da birçok, yani bilimsel çalışma da bu söylediklerimi destekliyor. Yani bu anlamda evet, bugünkü barbarlaşmayı vahşi doğada, doğa zincirinde olmadığımız için haklı göremeyiz. Yani hiçbir neden haklı kılamaz. Çünkü artık kentlerdeyiz, sosyalleştik, dediğim gibi evrildik her anlamda. Hem vücut olarak hem beynimizin zeka düzeyi anlamında evrildik ve bu evrilmenin eşittiri bu şekilde bir kendinden güçsüz durumda. Üstelik de size zararı olmayan canlı türlerini yok etmek olmamalı. Yani bir de şöyle bir şey var, ben mesela bu düşünceyi hiçbir zaman karşılayamıyorum, bunu mantığını kuramıyorum. Yani çok korkunç bir olay bana göre. Yani bir canlı türünün insan kontrolünde çoğaltılması, yenmek üzere, yani yenmek üzere kodlanmış hayvanların çoğaltılması ve onların gene insan kontrolünde beslenmesi, büyütülmesi ve sonrasında da öldürülmesi. Sizin de dediğiniz gibi bu, ama bu sadece hani sizin dediğiniz gibi kurban bayramlarıyla, ki biz ona yani bayrama evet ama kurbana hayır diyoruz. Ve bizim olayımızın hani konudan konuya atlıyorum ama hani buyurun, yani geniş bir sohbet bu. Evet, evet. Yani dediğim gibi kurbanla da sınırlı değil bu. Asıl hani katletme olayı arka planda insanların sosyal hayatlarını sürdürdüğü kentlerden ya da kırsalda, köylerde o kadar ya da kasabalarda çok söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kentleri göz önüne alırsak uzak noktalarda, mezbahalarda, yani katliam ortamlarında gerçekleşiyor. Ve sizin de dediğiniz gibi bu hayvanlar yani boğazları kesilerek, yani bir canlının sizin gibi nefes alan, hissedebilen, korkuyu bilen, bir sizinle aynı ham maddeye sahip olduğundan mütevellit, canı acıyan sinirlerden oluşmuş bir canlı çünkü. Ve bu canlıyı öldürüyorsunuz, sonra da kamufle bir ad buluyorsunuz, et adını veriyorsunuz. Aslında o bir canlıya ait bir beden parçası, yani o hayvanın öldürülmesi sonrası elde edilmiş bir beden parçasını bir raf ürünü haline getirip insanlara sunuyorsunuz. İnsanlar da sosyal yaşamın karmaşası içerisinde
ya da bugünün dünya olumsuz koşulları içerisinde o raf ürününü biraz da kolaycılığı seçerek o canlıyla yani ilintilendirmeden diğer bir domates, bir pirinç ya da başka bir ürünü alır gibi o raftan alıp evine getirip onları yiyor ya da kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Başka ne diyebilirim size? Yani evet, barbarlaşma bu anlamda gerçekten çok normalleştirilmiş bir barbarlaşma var ve bana göre normalleştirme sadece hayvan katlinde öldürülmesinde, yani bir canlının yok edilmesinde değil, birçok ortamda, sektörde tehlikeli bir kavram normalleştirme. Olumsuzlukların yani normalleştirilmesi anlamında normalleştirmenin tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu hayvan olayında hayvanların, bizden daha güçsüz, üstelik bize zarar vermeyen canlıların yok edilmesi. Diğer alanlarda da bu durumlar söz konusu. Mesela işte o biraz önce haberlerde geçtiğiniz Amerikalı George Floyd'un bir kendi türünden bir insan tarafından 8 dakika işte küsur saniye o pozisyonda o insanın üzerinde bir şiddet uygulaması ve onu nefes alamıyorum demesine rağmen hani ölümüne neden alması, yani ona kulak vermemesi, onu duymaması, bütün bunlar aslında birbiriyle ilintili, biliyor musunuz? Yani bir hayvanın, bir canlının öldürülmesi aslında bu bir zincir. Geliyor da o Amerikalı'nın ya da Türkiye'de Ali İsmail Korkmaz'ın ya da başka bir vatandaşın şiddetiyle aynı. Yani bunlar hepsi birbiriyle ilintili. Biri diğerini doğuruyor ve bir normalleşme doğuyor şiddet anlamında. Peki burada özellikle... Ve bu bir hassasiyet de değil Recai Bey. Olması gereken bu. Yani... Nefes almak çünkü çok kutsal bir olay. Hani nasıl toplumun ya da dünya toplumlarının bir bölümü dinleri kutsal olarak atfediyor. Aynı şey nefes almak için de hani bir yaratıcı tarafından yaratılmış olan ve dünyaya ya da işte diğer evrenler, gezegenlerde de olabilir. Henüz bu üç boyutlu dünyada duyularımızla ya da gelişmişliğimiz, teknolojimizle henüz çok artık olayın bilmiyoruz. Bir bilinmezlik taşıyor. Her neyse. Yani sonuçta nefes almak çok kutsal bir olay bana göre ve bir canlının başka bir canlıyı, bu canlı kendisinden daha güçlü de olabilir, daha güçsüz de olabilir, yok etmesi, üstelik de gerekli olmadığı halde yok etmesi, öldürmesi, bu bir insanın kendi türünden bir insan için de geçerli. Yani çok olağanüstü anormal bir durum. Bu normalleştirilmiş ama çok olağanüstü anormal bir durum. Bu anlamda ben o insanların meydanlara, sokaklara çıkmasını, ses vermesini şu anda Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de olmasını çok arzu ediyorum. Türkiye'de de insanlar binler, hatta milyonlar mertebesinde keşke olabilse, bir hayal ama duyarlılık derecesine ulaşsa, hepimiz sokaklara dökülsek, yaşam hakkımızı ya da diğer canlılar için de bu geçerli, diğer canlıların da yaşam hakkını savunma hani becerisini ya da olması gerekeni gösterebilsek çok isterdim yani. Ama gelecek yüzyıllarda bu dediklerimin olacağını düşünüyorum. Yani gelecek yüzyıllarda insanlar, atalarımız, hani sizin bugün dediğiniz gibi, o barbar kelimesini bizler için kullanacak. Yani nasıl atalarımız hani ya da o yüzyıllarda yaşamış insanlar bu bizim gibi hissedebilir canlıları, korkan, üzülen, anne olabilen, aile kurma yetisi olabilen bu canlıları, üstelik de onlara zarar vermeyen bu canlıları nasıl yok etmiş, yiyebilmiş diyecekler. Biz göremeyeceğiz elbette. Bu anlamda ben çok isterdim gelecek yüzyıllarda keşke hani dünyaya gelebilme durumum olabilseydi. Peki marketlerde kaldırılabilir mi? Marketlerdeki o raflardaki, sizin ifadenizden yola çıkarak söylüyorum.
Yani marketlerde ya da işte büyük metrolarda ve ya isim vermeyeyim de yanlış olur. Yani o özellikle marketlerde, alışveriş yerlerinde o raflardaki şey sizce nasıl kaldırılır? Yani bir ütopi midir bu? Yani çünkü ben bir herkes... Aslında şöyle, bu bir anda olamaz elbette. Çünkü insanları kıskacına almış gelenekler var, görenekler var. Üstelik bizim gibi Türkiye ve benzeri ülkelerde bu gelenek ve göreneklerin hani kıskacında sıkışmış ya da sıkıştığının bile farkında olmadan, sorgulama yetisinin farkında olmayan insanlardan oluşmuş toplumlarda bu süreç daha biraz uzun olacak. Çünkü dünya çapında hani bu et yememe, veganlık olarak hadi diyelim, yani canlı yememek ya da canlıya ait bir ürünü kullanmamak anlamında olan insanların sayısı henüz düşük. Ama bu gelişmişlikle de biraz paralel tabii ki. Hani sorgulamakla, yani bu düşünme yetisi olan, zeka düzeyi yüksek olan bu beynimizi kullanmakla bu süreç daha hızlandırılabilir tabii ki. Ve insanlar bu sorgulama sonrasında o ürünlere talep etmezse elbette kapitalizm de ona göre evrilecek, yön çevirecek ve yani yapay suni et ya da o insanın o damak zevkini karşılayacak başka ürünler, ürünleri üretmenin yoluna gidecek ve o anlamda sektörler oluşturup bu şu anki mevcut o korkunç endüstriyel hayvancılığa, süt endüstrisine son verecek. Yani bu, ama dediğim gibi birdenbire olamayacak. Peki o noktada, evet, şimdi hayvanların, özellikle siz başında söylediniz, işte sadece köpeklerden oluşmuyor dediniz, canlılardan evet, bahsettiniz genel hatlarıyla. Şimdi tabii ama sonuçta bir problem var. Ülkede hakikaten hayvanlardan, yani bu köprü sokaklarda gezen hayvan, yani sokak köpekleri var. Bunu da evet, görmek lazım. Sizin çok özellikle, hani soru değil de bir açıklamanız da var. Özellikle bu fayton protestonuz sürüyor sizin. Özellikle bu sizin evet, ifade hayvanseverli atların kanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde falan diyorsunuz siz. Sizin açıklamalarınız var. Evet. Adalarda istemiyoruz diyorsunuz. Nedir bu? Biraz açar mısınız? Rica Bey, ben aslında şu fayton olayına önce gene insandan yola çıkarak yaklaşmak istiyorum. Ya ben o adalardaki bu durumun çok ilginç bir psikoloji. Orada yaşayan insanların, çünkü bu yüz küsur yıldır süren bir kölelik sistemi, ya o ortamda böyle çok birebir böyle hani şahit oldukları bir kölelik olayının devamına nasıl izin verdiklerini çok merak ediyorum. Hani bizler o ortamda yaşamayan üçüncü göz olarak bu olaya müdahil olduk ve kalkmasını sağladık, ama dediğiniz gibi henüz kalkması, oradan faytonun kaldırılması henüz o sürecin sonlanmış olması demek değil. Çünkü şu anda atlar hala oradalar ve yaklaşık, sanırım, yani yanlış bir rakam vermek istemem ama 1600 civarı sanırım atımız var orada. Ve bu atların şey deniyor, yani sürecin devam etmesinin nedeni bu aslında. Biz ilk etapta o hayvanların kalan yaşam sürelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bütçe ayrılarak kalan yaşam sürelerinin, yani böyle çağdaş, güzel, sağlıklı ortamlarda olmasını, orada tamamlamasını, koşulunu öngörmüştük. Çünkü olması gereken bu zaten. Yani normali bu. Ama aldığımız duyumlara, bir takım haberlere göre de çiftçilere verilerek köleliğin başka bir şekli bu atlara yaşatılacak. Yani çünkü bu hayvan o çiftçiler tarafından nasıl kullanılacak, bu atlar, ya o çiftçilerin eğitim, bilinç,
farkındalık seviyesine, hayvanla olan ilişkisine, her ne şekilde bakarsanız bakın, biz o atların dediğim gibi sağlıklı ortamda özgür bir şekilde yaşamlarının, kalan yaşam sürelerinin son bulmasını istiyoruz. Aslında. Ve bir de şunu söyleyeceğim, çok pardon, bu fayton olayıyla olan mücadelemiz bizim sadece bugünün yani süresiyle sınırlı bir durum değil. Biz yıllardır sürekli her sene özellikle yaz aylarında faytonun yoğun olarak uygulandığı yaz aylarında adalara gidip, özellikle Büyükada'da bu olay, 256 fayton vardı orada ve orada da mafyalaşmış bir fayton üstelik sistemi devam ediyordu. Ya atların köleleştirilme derecesi orada daha yüksekti. Çok korkunç koşullarda, o beton zeminlerde, o sıcakta, o hayvanlar, o %15'e varan eğimlerde o insanları, çok sayıda insanları taşıyorlardı. Neyse, yani biz o adalara şey yapardık, toplanıp bunlara, tabii sadece veganlar değil, bütün hani bu köleleştirmeye, bu olayın farkında olan bütün insanlar dahil oluyordu ve gidiyorduk, eylem yapıyorduk. Fakat sonra herkes kendi dünyasına dönüyordu ve bu sistem, bu zulüm, kölelik devam ediyordu. Yani şunu demek istiyorum. Yani bizim olayımız sadece şu anla sınırlı değil, faytonla ilgili. Yani yıllardır süre giden bir mücadeleydi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun devraldığı bir yönetimde son buldu. Yani çok mutluyuz tabii. Ekrem Bey'in duyarlılığının da buna katkısı oldu. Yani tek başına bizim verdiğimiz bir mücadele değil bu. Evet. Evet, ben Buyurun. Yani bu şekilde. Anladım. Evet, yönetimlerin de yani bilinçli ve duyarlı olmasının çok etkisi var bizim mücadelemizde. Bu diğer canlı türlerinin yaşamını sürdürmesinde çok etkililer. Ben çok isterdim mesela, keşke veganların vegan, yani bir kısım veganlardan hani birkaç yere yönetici olsaydı da hani örnek rol model olabilseydik diğer yöneticilere, işte daha doğrusu karar sahibi, yetki sahibi insanlara rol model olabilseydik. Yani çok isterdim. Çünkü çok sınırlı kalıyoruz böyle, hani siz mesela şimdi bana bu programda yer verdiniz, ben çok mutluyum. Hani birazcık bir ses çıkarabildim. Hani insanlara, kendimi ya da benim gibi düşünen insanları, bizim canlara bakış şeklimizi anlatabildim biraz olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben biraz sonra tekrar size son olarak söyleyeceğim. Çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Siz köpekleri söylediniz. Köpeklerle ilgili birkaç cümle kurabilir miyim? Buyurun, ne demek? Tamam. Şimdi köpeklerin bizim sokaklarımızdan, yani olması gereken yerlerden, mahallelerden toplanması gene biz insanlar yüzünden oluyor. Yani belediyelerimiz bu hayvanları oy verme yetkisine, yetisine sahip olan insan türünün talepleri sonrasında o sokaklardan topluyor ve ormanlara, yaşayamayacakları o ortamlara atıyor. Ya da ben hep şeye benzetirim, şeyleri, mezbahaları da aynı şekilde benzetirim. Bu köpeklerin toplanıp kapatıldığı o barınakları, ben onlara cezaevi diyorum aynı zamanda, bir hapishane gibi, ki hiçbir suç işlemedikleri halde. Yani bu hayvanların kapatılması ya da bir başka çözüm olarak ormanlara atılması, Hitler'in hani şeyine benzetirim ben, Nazilerin Yahudi toplama kamplarına, emin olun hiçbir farkı yok. Mesela şu anda biz bir pandemi salgın dönemindeyiz. Ne diyor bizim bilim uzmanlarımız, doktorlarımız? Diyorlar ki topluluğun olduğu yerde olmayın. İşte solunumdan özellikle bu COVID-19 yerleştiği için insan vücuduna, işte solunum yollarınızı kapatın falan. Bu aynı durum köpekler ya da diğer canlı türlerin kapatıldığı, toplu olarak yaşadığı barınaklar için de söz konusu. Evet. Yani topluluğun olduğu yerde hastalık olur. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.
Evet. Şimdi ben size biraz sonra döneceğim ve son sözlerinizi alacağım. İsterseniz o süreçte yani söylemek istediklerinizi yine söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Şimdi ben bağımsız araştırmacı gazeteci Pınar Demircan'a dönmek istiyorum. Türkiye'de enerji ve çevre ve nükleer enerjiye ihtiyaç var mı konusunu konuşacağız. Evet, Sayın Pınar Demircan, siz bağımsız bir araştırmacı ve gazetecisiniz. Sizin yazılarınıza da baktım, değerlendirdim. Yani bir çevre deyince, enerji ve çevre deyince çok geniş bir alanı kapsıyor. Yani çok sıradan bir şey değil. Hele hele bu koronavirüs günlerde havanın düzeldiği de ifade ediliyor. Yani bu son yani sürecin içerisinde bilim adamları onu da tartışıyorlar. Yani örneğin bir araştırma var. Bir araştırmada 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oluyormuş. Yani mesela bu çok net ne bileyim Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış. Yine mesela akıllı sünger okyanuslarda mesela petrol sızıntılarını temizleyen akıllı sünger üretilmiş. Şimdi bir takım çözümler falan var. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman biraz farklılaşıyoruz. Siz ne söylemek istersiniz? Genel hatlarıyla bir araştırmacı, bir gazeteci olarak, bağımsız araştırmacı, gazeteci olarak bu anlamda uğraşan, emek veren bir insan olarak neler söylemek istersiniz? Ülkemizi de bağlantı kurarak. Buyurun. Sesinizde bir problem mi var? Evet. Alo. Evet, Evet. şimdi geliyor. Buyurun. Evet. Tabii Soruyu yani, anladınız. mikrofonu sessize almıştım o nedenle. Şimdi duyuluyor değil mi? Sesimi anladınız ama. Ya, sorumu anladınız mı? Evet, Sorumu. evet. Tamam. Evet. Buyurun. 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 Sesim net midir? Evet, net, net. Buyurun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hayvan hakları aktivisti arkadaşım Arzu ile beraber olmaktan mütevellit. Konuya aslında barbarlıktan girmek çok uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü Buyurun. bu tahakküm konusu hani hayvanlar üzerinde uyguladığımız gibi ki siz de girişte George Floyd'un yaşadıklarını anlattınız o 8 dakika içerisinde nefes alamıyorum değil mi deyişiyle nasıl bir işkenceye maruz kaldığını dinledik sizden. Yani bir insanın bir insana zulmünü dinledik. Arzu da insanın hayvanlara yapmakta olduğu zulmü gerek endüstriyel anlamda olsun gerekse hani birlikte yaşarken keyfine olsun yaptığı zulmü anlattı. Ben de bu bağlamda aslında insanın çevre üzerindeki tahakkümü, bağlantısını enerji sistemleri üzerinden kurmayı başarabilirsem sanırım hani o toplumsal ekoloji dediğimiz hani akademik anlamda açılımını toplumsal ekolojiyle yapabileceğimiz bir bakış açısı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bu bugün içerisinde bulunduğumuz kapitalist sistem onun neoliberal versiyonundan önce aslında insanın kendisi dahil etrafına yapmakta olduğu zulmün bir sonucunu yaşıyoruz biz. Kapitalizm ve neoliberalizm onun üstüne gelen bir şey. Bu zekanın, bu zihniyetin ürettiği bir şey zaten. Bu vahşiliğin, bu vandallığın ürettiği bir şey kapitalizm ve neoliberalizm. O yüzden bizim esas sorgulamamız gereken şey insanın kendisi dahi, kendi türü dahi etrafına yapmakta olduğu zulümdür. Dünya bugün iklim değişikliğiyle karşı karşıyaysa eğer bir kriz dememiz icap ediyor buna. Böyle bir değişiklik yaratabilecek kriz oluşturuyorsa hakikaten artık dönüp insanın yani çok geç bir noktada da olsa dönüp bakması hani değiştirmek adına dönüp bakması gerekiyor. Ama sadece Türkiye değil tüm dünya aynı problemle karşı karşıya. Lakin biz Türkiye'de kendi yasalarımız çerçevesinde çok ciddi bir özellikle bu neoliberalizmi de arkasına alarak Türkiye'de siyasi iktidarın bilhassa söylüyorum ki 80'li yıllardan itibaren neoliberalizmin artışa geçmesiyle beraber yasaları da değiştirmek suretiyle bu vandallığa hani vandallığın önünü açan bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Yani genel olarak sistemsel bir sorun varken zaten biz de Türkiye'de işte siyasi iktidarların daha siyasi rant kaygısı, ekonomik rant kaygısı, pozisyonunu devam ettirmek adına çevresiyle
kendi çevresi diyorum, ekolojik anlamda değil, kendi ekosistemi, yani o siyasi iktidarın ekosistemiyle kurmakta olduğu bir hani alışveriş döngüsü üzerinden giden mandallığa maruz kalıyoruz. Yani buyurun. Buyurun, ben çok sizi dinliyorum. Sadece söylemek istiyordum ama size katkı anlamında, sizin de kendi yazınızda var. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın bir açıklaması var özellikle. Radyoaktif çay daha tehlikeli diyor, lezzetlidir demiş. Siz de bunu kaleme almışsınız ve aynı zamanda da yine Kenan Evren'in söylediği, dönemin cumhurbaşkanı, radyasyon olmadığını kabul etmeyen toplumsal muhalefete biraz radyasyon kemiklere iyi gelir gibi bir açıklama. Bu anlayış nasıl değişir? Yani bunu sizden dinleyelim. Sayın Pınar Demircan. Teşekkür ederim. Bu anlayışı biz şu anda pandemiyle de yaşıyoruz, görüyoruz. Bir yazımda zaten sanırım ona değindiniz. Pandemiden, Çernobil'den pandemiye ihmalkarlık ve sorumsuzluk gibi bir başlığı vardı o yazının. Yani biz bu yeni normalleşme de bunun bir parçası olacak ayrıca. Onu da belirtmek isterim. Çünkü ihmalkarlık ve hani zaten sorumsuzluk bu neoliberal şartlar içerisinde başvurulan yollar. Bir örneğini çok derin olarak Japonlar yaşadı. Fukushima'da, Fukushima nükleer felaketinden sonra, o yani başlamasından sonra diyeyim, o felaket bitmeyecek çünkü. Demin sizlerin söylediği gibi, hani Arzu da dedi, gelecekte bir hani bizim işte Sümerlerin şimdi çivi yazılarını okumaya çalıştığımız gibi, gelecekte bizim yaptıklarımızı anlamaya çalışacak ileriki nesiller, tabii kalacak olursa dünya, bu arada da onu belirteyim. Hani bizim yaptıklarımızı anlamlandırmaya çalıştıklarında hani çok aslında hatır duruma düşeceğiz. Hani şu çok büyük sorumluluğumuz var yani gelecek nesillere dönük. O bahsettiğiniz de bunun bir parçasıdır. Yani siyasi iktidarlar bu sorunların oluşmasına yol açıyor. Bunun işte rant çerçevesinden ekonomik fayda sağlamak amacıyla hareket eden bir sermaye grubu var. Bu 20. yüzyıldan itibaren işte modernleşme, biz modern miyiz sorusunu sorduracak kadar ilerlemiş olan bir modernleşme adına atılan adımlar. Bunun önünü açan da siyasi iktidarlar. İşte buna biz neoliberal kapitalizm diyebiliriz. Bu nokta siyasi iktidarlar yasalarla, yaptıkları değişikliklerle, İşte biz bunu yani yerel yönetim yasalarına kadar hani yansımalarını görüyoruz. Bu değişikliklerle kolaylaştırıyorlar, önünü açıyorlar. Kaz Dağları saldırı altında. İşte bahsettiğiniz gibi yani hem saldırılar yapılıyor hem ihmalkarlıklar gösteriliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o çay radyoaktif, Özal'ın da işte söylediği biraz, ama ne diyebiliyor? Biraz radyasyon kemiklere iyi gelir diyebiliyor. Ya da işte çayda radyasyon yoktur da diyebiliyor, ama hani dediğinin tersini söyleyerek de savunabiliyor. O kadar fütursuzca, o kadar rant odaklı hani bu işler. Yani hani siyasi rant odaklı. Buyurun. Türkiye'de siz de biliyorsunuz, çok yani farklı yerlerde, Türkiye'nin farklı yerlerinde maden araştırmaları yapılıyor. İzinler veriliyor ve doğa tahrip oluyor. Evet. Son derece yani. Evet. Şimdi bunlarla ilgili mücadele de, özellikle santrallarla da ilgili, termik santrallarla da ilgili. Mesela AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmek zorunda kalıyor. Bunu biraz aşağı vermiştim. Zorunda kaldı işte. Zorunda kaldı. Yani sivil toplum demek istemiyorum, toplum. Toplumun o kadar büyük bir aslında burada sorumluluğu var ki, yani hani bunu engellemek adına bizlerin el ele verip, hani bütün farklı siyasi görüşten insanların politikalar üstü bir durumda el ele verip ses çıkarttığı noktada hiçbir siyasi iktidar aslında önümüzde duramaz. Yani o siyasi iktidar sermaye grubunu savunuyor. Yani sermaye grubu yıkılır önümüzde. Ama biz birleşemiyoruz. Sorun orada. Yani o Kaz Dağları'nda yabancı madenlere, hani maden şirketlerine başta verildi. Altın. Şimdi dönüp bakıyoruz Cengiz. Yani bunların hiçbir sermayenin dini, imanı, ülkesi, ruhu yok. Yok. Bunların hepsi aynı. Tek fark biziz. Yani bizler onların başardığı kadar birlikte olmayı başarabilirsek eğer engelleyebiliriz bunları.
Ve şey yani siyasi şunu da şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bu projelere imkan verilmesi halinde, Akkuyu'ya da geleceğim bu bağlamda izninizle. Buyurun. Bu projelere imkan verilmesi halinde siyasi iktidarın eli de güçlenecek. Bu bir sarmal. Yani biz eğer daha başta bunu engellemeyi başaramazsak, yaratılan iş pastasından sermaye grupları çoğalarak artacağı gibi bizler de zaten zayıf duruma düşüyor olacağız gittikçe. Çünkü yani sesimiz kesilmeye çalışılacak bir taraftan. Yani bir parantez açayım, şununla çok güzel anlatabilirim. Demin siz konuşurken gözümde canlandı. George Floyd'u öldüren polisin karısının boşanma davası açması çok anlamlı. İşte onun gibi bizim emekçilerle, çevre hareketinin ve diğer işte kadın haklarını savunanların bir araya gelmesiyle bu sorun aşılabilir. Sermaye grubunun karşısında durulabilir ancak. Ve siyasi iktidarlar da iktidarlarını bırakmak zorunda kalır. Ya bunların hepsi bir sistem, ekosistem. Tıpkı o ağacın, toprağın, suyun arasındaki o ilişki gibi bunlar arasında da bir ilişkilenme söz konusu. Peki bu Çernobil'den ders alamıyor muyuz biz? Biz Akkuyu'ya bakalım. Akkuyu demiştim. Yani bunu mesela henüz diyorum ama umarım hiç olmaz. Nükleer santrali yok bu ülkenin. Ama nükleer santral kurulacak olursa arka planda yaşanacak olan şu, yeni bir endüstrinin yaratılması, yeni şirketlerin katılması, yeni sermaye gruplarının, onların çalışanlarının, beyaz yakalı çalışanlarının olması, mavi yakalı çalışanlarının olması demek. Yani bir yeni bir sektörün, endüstrinin yaratılması o siyasi iktidarın kalıcılığının da garantisidir. O nedenle bu da bir sebep Akkuyu nükleer santralinin kurulmak istenmesinin. 2018 Nisan'ıydı açılışı yapılırken o nükleer santral, uzaklı Putin'in Rusya Rosatom Cumhurbaşkanı diyecektim. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in uzaktan katılarak yapılan bir temel atma töreni var idi. Orada hatırlarsınız yeni endüstrinin yaratılacağını, bir Akkuyu ihalesine katılan şirketlerin dünya çapındaki nükleer şirketlerle işte işbirliği yapabileceğinin önünün açılacağını söylemişti Cumhurbaşkanı. Tam da budur. Siyasi rant bu ekonomik rantla beslenecek ayrıca da. Yani yeni iş imkanları şirketler için doğacak. Bu dünyanın gidişatı için de hiç hayırlı değil. Türkiye ile sınırlı değil. Nükleer felaket dediğimiz zaten nükleer, yani meseleyi bir ülkeyle sınırlı olmanın çok ötesine taşıyor. Zaten böyle bir gerçek var. Öte yanda genel anlamda da hani bir büyük bir pastadan bahsediyorum. Eklemlenecek bunlar birbirine. Ve şunu da belirtmem lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru petrol, bu modern tırnak içindeki modern hayatın içine girdi. Hayatı kolaylaştırmak adına işte enerji kullanılır oldu bu anlamda. Hani petrol kullanılmaya başlandı. İşte kömür vesaire, fosil yakıtlara ağırlık verildi. Ne oldu? 2000'lerde doğalgaz bizim Türkiye'de hayatımıza girdi. Nasıl girdi? Temiz enerji diye sokuldu hatırlarsanız. Oysa ki doğalgaz fosil yakıttır. Bugün iklim değişikliğinin baş nedenlerinden birisi doğalgazın emisyonlarıdır. Kömür, petrol, doğalgaz. Bunlar yani nasıl tanıtıldı? Bunları bir hatırlamamız lazım. Artı bu petrol krizi olduğu zaman 1970'te nükleer enerji alternatif enerji olarak getirildi. Bu mihenk taşlarını özellikle söylüyorum Recai Bey. Yani bu bağlantıları görmek çok önemli çünkü bütüncü bakmamız gerekiyor. Petrolün yerine nükleerin önerilmesi alternatif enerji olarak nasıl başarıldıysa bugün nükleer enerji temiz olarak pazarlanmak isteniyor tüm dünyada.
Yani şimdi tabii bu dünyada bu gelişmeler yaşanırken de petrole ilişkin şimdi şu anda bu koronavirüs günlerinde hatta Kazakistan'da bu petrolün üretimi durdurulma noktasına gelmiş. O kadar birikmiş ki, o kadar üretilmiş ki bu aşamaya gelmiş. Petrole ilişkin de bir gelişme var yani şu sürecin içerisinde koronavirüsle birlikte. Peki sizce öneri nedir? Ne yapılması gerekiyor? Yani tamam nükleer enerjiye ben de kişi olarak karşıyım. Yani bunun farklı bir vizyonunu bulmak lazım. Toplumuna bir çözüm bulmak. Çözüm ne peki sizce? İşte George Floyd ölürken aslında çözümü bize gösterdi. O polisin karısının boşanma davası açmasıdır çözüm. Ve diğerleriyle birleşmesi ve mülteci dediniz değil mi eşi için yanılmıyorsam? Evet. Mülteci hakları için çalışmış. Çok kıymetli bunlar. Bunlar bize ipuçları aslında. Yanıp sönen o yıldızlar. Bunu görmemiz lazım. O emekçilerle hep söylenir toplumsal hareketler literatüründe emekçilerle doğa mücadelecilerinin bir araya gelmesi. Yani o madende çalışacak işçi bulamazsa sermaye grubu o zaman bu proje işlemez ki. Artvin'de bir tepeye, şehre nazır bir tepeye o madeni kurmaya çalışıyorlar. Orada çalışacak işçi bulamasaydı eğer. Yani tabii ki emekçilerin de paraya ihtiyacı var. Ama sanırım o alternatifi de bizlerin yaratması lazım. Yani o emekçinin de zehirleneceğini görmesi lazım. Önce sağlık diyeceğimiz noktaya pandemiyle gelmeyeceğiz de nerede geleceğiz? O emekçilerin de bunun farkına varması lazım. Akkuyu'da çalışacak işçinin olmaması lazım. Ben Akkuyu'ya gittim, defalarca gittim. Ve orada işçilerle de bir şekilde konuştum kimliğimi çok açık etmeden. Biraz bir şeyler duymaya çalıştım. Ama para kazanıyor. Ailesine gönderiyor. Soma madenini düşünelim. Oralar eskiden meyvalıktı. Zeytinlikti. Orayı kömür merkezine dönüştürdüler. Benim içim acıdı Soma'ya gittiğim zaman. Kömürlü termik santrallerin kapısında işçilerle biz tartışmak zorunda kalmıştık. Bütün ekoloji mücadelelerini görmek için çıktığımız bir yolculuktu. Yani bizim ya emek hareketlerini şöyle söyleyeyim, pandemi sürecinde ne oldu? Covid-19'a rağmen emekçiler, işçiler çalıştırıldılar. Sağlıklarının önemsenmediğini, para için, rant için ölüme atıldıklarını, sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını görmüş olmaları gerekiyor. Bu görmeyi daha ziyade sendikal örgütler sağladı. DİSK'in muhteşem raporları var. Ve işçilerine sahip çıktı DİSK. Ama DİSK aynı zamanda bizim bu ekoloji mücadelesi adına kurduğumuz cümleleri de telaffuz edebilmeli diye düşünüyorum. DİSK gibi örgütler. O yüzden hani bunun yolu emek hareketlerinin, toplumsal hareketlerin kafa kafaya verip herhalde bir çözüm üretme çabası olur diye geliyor bana, görünüyor bana. Peki Sinop'ta nükleer karşıtları hakim karşısına çıktı. Yani Sayın Pınar Demircan, şimdi insanlar mücadele ediyor ama bir bakıyorsunuz pat hemen size karşı tavır alıyor. Özellikle bu halkın katılımının örneğin toplantısına alınmamalarını protesto etmişlerdi biliyorsunuz. Yani açılan davanın görüşüldü aslında Ocak ayında bildiğim kadarıyla. Şimdi peki bu kadar mücadele veriliyor, bu kadar ifade ediliyor. İnsanoğlu bu kadar mı gözü kör mü diyelim yani? Diyelim. İnsanoğlu demeyelim bir kere, insan diyelim. Yani özür diliyorum, evet doğru. İnsan yani biraz sonra size söyleyeceğim. Mesela kadınlar konusunda da bunu da söylemiş olayım. O arada Sayın Arzu Serter de dinliyordur muhakkak. Dinliyor zaten. Örneğin bu Yeni Zelanda'daki Jacinda Kacilaure'nin mesela Ardern'in yani özellikle Ardern'in açıklamaları var. Şimdi dünyada bu konuda özellikle koronavirüsü günlerde en iyi mücadeleyi veren bir kadın. Yani evet. Bu özellikle yani dünyada verilen mücadelenin başını çeken kadınlar. Yani bunu özellikle söylüyorum. Onun için benim söylediğimi yani diyelim derken bunu yani, söylemek zorunda kaldınız şimdi bu açıklamayı. İnsan mı diyelim? Evet, soruyu tekrar. Evet, insan diyelim. Niçin insanoğlu diyoruz ki? İnsan yani.
O işte bu eril bir dünyada yaşıyoruz. Ben bu program daha uzun olsa aslında başka şeyler, başka örnekler de verebilirim size ama eril dünyada yaşadığımızın çok ufak bir örneğini paylaşayım. Bu insan göremiyor mu bunu mesela? Şimdi bu kadar çok net, bu kadar belli, bu kadar net niye göremiyor mu? Yani bu kadar bitmeyen enerjinin zarar verdiği görülüyor. Yani topluma zarar veriyor, insanlara ama, zarar veriyor. Ama Recai Bey, bakın şimdi pandemi, aslında bu virüs, COVID-19 göze görünmüyor değil mi? Ve ne yaptık? Biz yeni normalleşmeye gittik. Yeni normalleşme, tırnak içinde söylüyorum. Bunu radyasyon için de yapıyorlar. Radyasyon da göze görünmüyor. Göze görünmeyen bir şeyi kolay, ben diyorum ki ya bilim insanları keşke şu radyasyonu kırmızı yapabilse. Kırmızı yapsa da hani görünür hale geldiğinde artık hani radyasyon yoktur, işte şurada yoktur, burada yoktur gibi bir yalanla bize gelemese siyasi iktidarlar. Siz diyorsunuz ki ben raporlara bakıyorum, bizim bize açıklananların eminim 2-3 kat fazlasıdır gibi bir tahminde bulunuyorsunuz. Bu tahmin evet, boş yere değil. Çünkü bunun nedeni siyasi iktidarlar, programın başında da söylediğim gibi hani normal kılmak için, tırnak içinde hayatı, yaşamı, ekonomiyi tıkırında döndürmek için maalesef bu tür yalanlara başvurmak zorundalar. Bakın Fukushima bize çok şey anlatıyor. Ben Fukushima'ya 4 defa gittim. Yani oraya gidip bunun üzerine yazılar yazmamın nedeni zaten orada yaşanan bir felaketin burada yaşanmadan benzeri veya dünyanın başka bir köşesinde benzerlerinin yaşanmaması adına dersler çıkarılması için. Ki Japonlar da buna çok çaba sarf etti. İşte Japonya'nın aldığı 4-10 ders gibi falan kitapçıklar çıkardılar. Velhasıl sivil toplum örgütleri çok gayret gösteriyor anlatmak için dertlerini. Şunu söyleyebilirim ki en son gelişmelerden biridir bu. Monitörleri kaldırdı Japon siyasi yönetimi. Monitör, radyasyon ölçen monitörleri eyalet bazında kaldırdı. Bunun nedeni ne? Radyasyonun ölçümlerinin yani takibinin edilmek istenmemesi, insanların bilmemesine çalışmak. Bildirmeyerek yönetmek, saklayarak, üstünü kapatarak, radyasyon yoktur, COVID-19 yoktur diyerek bizleri normal ekonomik gidişat içinde döndürmek, yaşamı döndürmek. Bakın evet, biz pandemide evimize kapalıyız ama o şey mücadeleleri, yatırımlar, projeler devam ediyor. Kanal İstanbul ihalesi devam ediyor. Hatta bunlar bir fırsat olarak bile kullanılabiliyor. Yani bizim evde olmamız, kapalı olmamız, ne yapacağız? Canlı yayına bağlanıp mı protesto edeceğiz? Ne yapacağız biz? Kaz Dağları'nda kalkıp da, üzgünüm sizi konuşturmayacağım. Kaz Dağları'nda ne oldu? 57 bin lira para cezası kesildi çevreci arkadaşlarımıza. Sinop'takiler halkın katılımı toplantısına katıldılar. Ben de evet, oradaydım. Evet, evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Beni konuşturmayın. Hiç sıkıntı yok. Ben şimdi Pınar Hanım'a Arzu Hanım'a dönmek istiyorum, Arzu Sertel'e. Yani tabii bağımsız hayvan özgürlüğü aktivisti Arzu Sertel. Sadece tabii hayvan hakları konusunda duyarlı olmadığını biliyorum Sayın Sertel'in, Arzu Sertel'in. Sayın Arzu Sertel, siz ne söylemek istersiniz son olarak ve de Türkiye'nin siyasal gidişatına da yönelik bir şeyler söylerseniz seviniriz. Evet. Elbette yani sadece hak konusunda hayvan haklarıyla sınırlı değilim. Zaten daha önceki konuşmam sırasında da söylediğim gibi bunlar hepsi birbiriyle ilintili durumlar. Yani birinin zayıflığı diğerinin daha da olumsuz bir şekilde evrilmesine neden oluyor. Dolayısıyla bütüncül olarak bakmak gerekiyor bu hak konusuna. İnsan haklarının gözetildiği bir ortamda acaba kamerada bir sıkıntı mı var? Evet, ben engellemeye çalıştım ama şey yapamadım. Sorun değil, buyurun. Donmayı engelleyemedim. Birkaç sorun hareket var. Olamıyor. Donuk vaziyette sanırım devam geliyor ama. Yani evet,
Yani dediğim gibi bunlar hepsi bir bütün. Dolayısıyla hak konusuna bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Ancak ben bu insan merkezci dünyada yoğunluğumu, çalışmalarımı hayvan hakları üzerinden devam ettirme kararı aldım son 5-6 senedir. Onun öncesinde insanlarla ilgili de, insan haklarıyla ilgili de çalışmalarım vardı. Ancak girdiğim ortamlarda hayvan hakları konusunun çok zayıf kaldığını, çok zincirin çok zayıf bir halkası olduğunu, hatta o halka içerisinde bile çoğu zaman yer almadığını gördüm ve bunun eksikliğini gidermek adına dediğim gibi hayvan hakları konusunda mücadelemi sürdürme kararı aldım. Biz veganlar halkla diyalog kurabilmek, onlara insan dışı hayvan türlerinin arka planda yaşadığı o korkunç gerçekleri göstermek adına sokaklarda, meydanlarda da bu korona öncesi eylemler yapıyorduk. Atlı Fayton sadece bunun bir parçasıydı. Bu yenmek üzere kodlanmış olan hayvanlarla ilgili olarak özellikle bizim eylemlerimiz yoğun olarak devam ediyor. Dediğim gibi yani hissedebilen zayıf türleri köleleştirmek, bunların bedenlerini sömürmek, acı çektirmek, öldürmek ya da öldürülmesine neden olmak, ya bana göre türcülüktür. Türcülük de bir tür faşizmin bir türüdür bana göre. Ve ben yani bu son söyleyeceğim şeyler belki bir kısım insanların rahatsız edecek, hoşuna gitmeyecektir ama sesim de mi gidiyor? Yok yok, çok güzel geliyor. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ha, buyurun. Yok, sesiniz tamam, gidiyor. Peki. Çok güzel sesiniz de geliyor. Tamam. Sevindim. Tamam, çok teşekkür ederim. Sevindim. Yani kendisine böyle sosyalist, işte komünist ya da diğer sol fraksiyonlarla tanımlayan bir insan, bu insan hakları üzerinden götürdüğü mücadelede, bu mücadele içerisinde bir canlı yiyorsa, bana göre o insan eksik ya da o insanlar ya da o gruplar eksik demektir. Ve bu sıfatlar gerçek dışıdır. Yani bu mücadelenin gerçek anlamına kavuşması için bana göre insan haklarının yanı sıra piramidin en alt noktasında olan, asıl ezilen hayvanlar da bu mücadelenin içerisine katılarak devam etmeliler diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var, yani ben o kısmına hiç değinmedim. Bu endüstriyel hayvancılık diyoruz. Hani etik veganlığın dışında bir de böyle hani çevresel, hani veganlığın etik kısmının dışında bir de küresel iklime etkisi, işte küresel ısınmaya, iklim yıkımına etkisi anlamında da endüstriyel hayvancılığın çok büyük olumsuz yansımaları var. Mesela dünyada ekilebilir alanların %70'i endüstriyel hayvancılık için yapılıyor. Yani oradan elde edilen tahıllar bitkisel yem olarak hayvanlara veriliyor. O hayvanlar, o çoğaltılan suni döllenme, yani iradeleri dışında, biz buna gene birçok insanı rahatsız edecek ama tecavüz, suni döllenme sonucu çoğaltılan bu hayvanların büyüme sürecinde de bu tarım arazilerinin, dediğim gibi ekilebilir alanların %70'i bu hayvanları büyütmek için, yenecek seviyeye getirmek için kullanılıyor. Yani tahıl üretiminin dediğim gibi %40'ı da gene bu endüstriyel hayvancılık için kullanılıyor. Bir de ben bir rakam vermek istiyorum. Mesela bu bir yok edilen, öldürülen bir canlıya ait 1 kilogram et ya da hayvan bedeni için
yaklaşık 120-125 kilogram bitkisel yem, yani bu tahıl ve 1500 litre, özür dilerim, 15.500 litre su harcanıyor. Yani sadece 1 kilogram et için bu rakamlar söz konusu. Mesela gündelik yaşamda insanların tükettiği hamburger dediğimiz bir hamburger için, onu not almıştım, ezberimde değil. Bakın, 660 galon su, yani 2500 litre su bir hamburger için, 2500 litre su harcanıyor ve bu bizim ya da şöyle bir şey, 3 ay boyunca aldığımız duş sonrasında harcanan suya tekabül eden bir rakam bu 2500 litre su. Aynı zamanda bu, bunları not almıştım, notlarımdan okumak istiyorum. Mesela hayvanlar için yapılan tarım Amazonların da, yağmur ormanların da %91'inin yok olmasına neden oluyor. Yani bunlar hepsi çalışmalar sonrasında elde edilmiş sonuçlar, bu rakamlar. Yani bizim, benim şu an şurada hani söylediğim arkası olmayan bir şey değil, yani mesnetli çalışmalar sonrasında eşittir olan rakamlar. Bu, sonra bu içinde bulunduğumuz korona pandemi döneminde de gene bu salgın hastalıkların da 3/4, yani %75'i gene bu hayvan kullanımı sonucu ortaya çıkıyor. Mesela ben size bir şey okumak istiyorum. Bunu Gazete Duvar'dan okumuştum. Hemen hızlı bir şekilde, hani çok zamanınızı almamak için hızlı bir şekilde okuyacağım. ABD'li biyolog Profesör Thomas Lovejoy, koronavirüs salgını diyor konusunda, bu doğanın intikamı değil diyor. Bunu kendimize biz yaptık. İnsanların doğaya olan müdahalesi sonucunda diyor, yılda 2 ila 4 arasında virüs keşfediliyormuş. Yaban hayatı ticaretinin, özellikle Güney Asya ve Afrika'daki vahşi hayvan pazarlarının sonucu bu durum oluyor. Hijyen koşullarına uyulmayan canlı hayvan pazarlarında vahşi hayvanlar ile çiftlik hayvanların ayrılması gerektiğini söylemiş. Tabii bu arada ben parantez içinde şu cümleyi söylemek zorundayım. Tabii bu profesör bunu bir insan merkezci bir hani bir söylem. Bu hani sonuçta o hayvanların yok edilmesinin onun için çok bir anlamı olmadığı eşittir'i çıkıyor. Çünkü hani diyor ki, hani bu hayvanlar tüketilebilir ama vahşi hayvanlar çiftlik hayvanlara ayrılırsa, hani bu virüsler başka hayvanları konak olarak kullanıp, bir yuva olarak kullanıp insanlara sıçrama olasılığını azaltır diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde mesela şeyi konuştum demin, suni döllen. Bu şekilde dünyada 10 milyar hayvan çoğaltılıyor. İradesi dışında insan tarafından suni döllenme, tecavüz yöntemiyle 10 milyar hayvan oluşturuluyor. Bu hayvanlar büyütülüyor ve mezbahalarda katlediliyorlar. Evet. Yani bütün bunlar normal olamaz yani. Normal buysa olmamalı. Bu normal artık evrilmeli, gerçek normale. Hani şimdi de diyoruz ya, yeni normal, yeni normale evrilmeli artık. Doğru olan normali bulmalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Son bir mesaj. Buyurun, son bir mesaj vermek isterseniz, özellikle insan, hayvan hakları konusunda bir söylemek istediğiniz bir cümle var mı? Yani çok özel bir mesaj, çözüme yönelik, ne bileyim. Benim mi? Evet, sizin. Bana diyorsunuz değil mi? Tamam. Şöyle, ben yani daha önce de söylediğim gibi, yani bu bir süreç. Ama bu süreç kısaltılabilir. Bu da bunda da, bu sürecin kısaltılmasında da hani toplumu yöneten, yönlendiren, yani yöneten kelimesi belki çok doğru değil, yönlendiren diyeyim. Yönetilmek, hani bir, hani beyin, yani zeka düzeyi yüksek bir canlının yönetilmesi ne kadar, hani yönetilmesi kelimesi de ne kadar doğru, yönlendirilmesi diyeyim. Yönlendiren insanların, bu karar vericilerin, İnsanlar tarafından seçilmiş bu karar verme noktasında olan kişilerin ya biraz daha böyle sorgulayıcı bir şekilde bu olaylara yaklaşmasını ve toplumun daha duyarlı bir şekilde evriltilmesini istiyorum. Yani aslında çok dileğim var da
şu an bu kadar. Yani çünkü çok şeyiz biz. Bizler çok çaresiziz çünkü. Evet. Veganlar, etik veganlar olarak bir de ötekileştirilmiş bir marjinal bir şekilde bir etiketle tanımlanıyoruz. Halbuki hiç değil, yani bir canlının canlılığını sürdürebilmesini sağlamak amaçlı mücadele vermenin ya da mücadele vermeye toplum tarafından itilmenin neresi hani marjinallik oluyor, onu da anlayabilmiş değilim. Yani olması gereken bu. Bir canlının canlılığını koruyabilmesini sağlamak zeka düzeyi yüksek olan biz insanların sorumluluğu içerisinde yer alıyor bana göre. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli bir şekilde paylaştınız. Evet, ben size dönmek istiyorum. Son olarak siz de söylemek istersiniz. Sayın Pınar Demircan, bağımsız araştırmacı, gazeteci. Özellikle çevre ve enerji dedik. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Evet, yani çevre ve enerji meselesi çok birbiriyle iç içe geçiyor. O nedenle hani hangi enerjiyi kullanacağımız bizim bu çevreyi nasıl muamele edeceğimizin de göstergesi. Hani şu ana kadar yaptığımıza bakarsak işte 80'lerden 2000'lere kadar işte Türkiye bir 465 milyon ton kadar bir fosil yakıt yani şey emisyonu salmış, karbon emisyonu salmış. 2030'a kadar bir bu kadar daha taahhüt ediyor. Hani bu iklim krizi içerisindeyken bir de taahhüt ettiğine bakalım. Yani hiçbir ders alınmamış yaşananlardan. Bir de işte üstüne nükleer gibi başka felaket, yani bir kötücüllüğü başka bir kötücülükle devam ettirmek ya da ikame etmek gibi bir pozisyona girdiğini görüyoruz. Bunu da kalkınma, gelişme, büyüme adı altında yapıyor. Ve hani bunun üzerinden yeni bir iş pastası, işte yeni yaratılacak bir sermaye grubu vesaire, bunlar söz konusu. O nedenle hani enerji işi çok ilgili bizim geleceğimizle. Gelecek bugün, bugünümüzle ve geleceğimizle çok ilgili. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları da var. Hani bunları bile kötü projelendiriyorlar maalesef. Rüzgar ve güneş santralleri bakımından aslında potansiyelimiz çok yüksek. Bu düşük tutulduğu gibi insanları da nefret ettirtiyorlar bu projelerden. Hani öyle bir rüzgar santrali kuruluyor ki işte katlediyor ormanı. Yaşam alanlarını savunanlar da doğal olarak ben dahil yani karşı çıkıyoruz. Ama hani bu barışçı, yani kaynağında sonsuz ve dışsallığı, negatif dışsallığı bir nükleer kadar, bir fosil yakıt kadar olmayan yani bir radyasyon veya fosil karbon emisyonu gibi bir şey yaymayan bir enerji türünden bahsediyoruz güneş ve rüzgar derken. Daha iyi projelendirerek barış içerisinde, tam da Nazım Hikmet'e bir barış şairi olan savaş karşıtı, barışçı ve doğa hayranı olan bir insanı kaybettiğimiz bugün de daha da önemli diye düşünüyorum bunu bir kez daha dillendirmek. O nedenle söylüyorum. Hani bizim barışa yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Çünkü mesela nükleer dediğimiz zaman işin arka tarafında bir beslenen savaş endüstrisi de var. Yani bu böyle bir çark. Tüm dünyayı ilgilendiren bir çark. Ölecek olanları, öldürecek olanları ilgilendiren bir çark. Sermaye dahil. O nedenle çok derin bir konu. Ve hani Türkiye'nin hani önünü yani yapılmış hataları tekrarlanmadan yönünü belirlemesi çok önemli diye düşünüyorum. Demin Arzu'nun da söylediği gibi su kullanımı çok önemli. Küresel iklim krizi bize suyu da hani çok iddialı ama ihtiyatlı kullanmamızı söylüyor. Yani bir nükleer santral 10 milyon ton su kullanıyor günde. Yani bir Kızılırmak debisi kadar bir su kullanıyor. Bu felaket halinde 3 katına çıkıyor. Madenlerde kullanımı gene 3 katı kadarına tekabül ediyor. O nedenle su denilen şey birazcık hani daha saygılı. Tahakküm dedik ya, hani Hasan Keyfi de gömdük gerçi, hani 15 bin yıllık bir şehri gömdük, antik bir kenti de gömdük. Hani ne tarihe saygımız var, ne çevreye, ne insana, ne hayvana. Bunların işte bir bütün olduğunu gösteriyor bütün bu felaketler bize zaten.
Onun için bir silkinip kendimize gelelim artık. Yani tamam, son olarak söyleyecek olursam, hani bu farkındalığın yükselmesi çok önemli. Birbirimizin gayretlerini, hani sizin bize sunduğunuz bu fırsat gibi, birbirimize de fırsat sunmamız ve birbirimizi dinlememiz. Hani hayvan aktivistlerinin mesela Arzu, hem benim eski arkadaşım, burada karşılaşmak da çok güzel oldu. Ve işte diğer aktivistler el ele verip, hani emekçiler, emek hareketleri el ele verip, hani bizim bir artık her şeyin üstünde yaşamı kurtarmak için hani çaba gösteriyor olmamız gerekiyor. O aciliyeti var bu işin. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Yani bugün gerçekten iki özel insanla birlikte sohbet ettim. Birisi bağımsız hayvan özgürlüğü aktivisti Sayın Arzu Serpen, bağımsız araştırmacı gazeteci Pınar Demircan ile sohbet ettim ve ilk kez programımızın zamanını açtık. Ama ben mutluyum. Ne var da anamı hatırlattılar. Tek başına mücadele eden, 33 yaşında dul kalan, 3 tane erkek çocuğu büyüten, portakalın üzerinde iğne vurmasını öğrenen ve kocasını kaçıran bir kadın anam. Ve aynı zamanda da ilk kez Hizmetliler Derneği'ni kuran Ankara'da böyle bir kadının evladıyım ben. O arada anamı hatırlattılar bana. Tabii kadınlarla birlikte sohbet etmek biraz da zor olduğunu gördüm bugün. Mesela insanoğlu dedim, hemen bana tak birden dediler ki yok, insan diyeceksin. Evet, çok güzeldi. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Ben her iki konuma da çok çok teşekkür ediyorum. Bu programa katıldınız. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Bunlar çok anlamlıydı. Kim ne derse desin, verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Düşünceye saygı duymak lazım. Ona göre davranmak lazım. Ben sizin mücadelenize başarılar diliyorum. Yani yolunuz açık olsun diyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, Bir Dünya Gündemi programının sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka Dünya Gündemi programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.